Türk birliğini gerçekleştirmek zorundayız. Bu bir tercih değil, zorunluluk. Mecburuz. Dünya değişiyor. İkinci Dünya Savaşı ile kurulan düzen değişiyor. Çünkü küresel güçlerin menfaatleri değişti. Yeni hesaplar yapıyorlar artık. Biz de kendi hesabımızı yapmak zorundayız. Biz hep başkalarının hesapları içerisinde kendimize yer aradık. Hep kaybeder olduk. Önce küçük Amerika olmayı denedik. Menfaatlerin taşeron olmaktan öteye gidemediğimizi gördük. Coğrafyamızda aleyhimize yapılan her hesabın altında ABD'nin olduğunu acı tecrübelerle anladık. Sonra Avrupalı olmayı denedik. Bu uğurda küstah taleplerle tavizler vermekten bile çekinmedik. Gümrüğümüzü açtık, Avrupa'nın sömürge pazarı haline geldik. Geriye baktığımızda ne görüyoruz? En az 30 yılımızı kaybetmişiz. Artık anlamak zorundayız. Başkalarının hesapları içerisinde yerimiz yok. Artık kendi hesabımızı yapmak zorundayız. Bizim hesabımız çok açık. Bölündüğümüz için zayıf düştük. Şimdi bir araya geleceğiz. 7 devlet, 250 milyon Türk tek yumruk olacağız. Önce güçlerimizi birleştireceğiz, ardından daha da güçleneceğiz. Türkiye, ABD ve Avrupa, Avrasya'daki Türk devletleri Çin ve Rus emperyalizmi tarafından kuşatıldı. Ayrı ayrı cephelerde ayrı ayrı mücadele ediyoruz. Bakınız NATO dağılıyor. Avrupa ortak ordu kurmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye'nin bu birlik içerisinde yerinin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Kuzeyde Rusya yeniden süper güç olma yolunda. Doğuda Çin, güneyde Arap devletleri ABD'nin eksenine giriyorlar. Dört taraftan kuşatıldık. Bu kuşatmanın tam ortasında biz varız. Peki ya Türk birliği gerçekleştiğinde? İşte o zaman bütün dengeler değişecek. Dünya değişecek. Evet, dünyayı değiştirme şansına sahibiz. Temennilerden değil, rakamlardan bahsedeceğim. Yüzey ölçümü 5 milyon metrekare ile dünyanın en geniş devletlerinden biri olacağız. Ekonomik gücümüz 1,5 trilyon dolar olacak ve Rusya'yı geride bırakacağız. Uluslararası askeri güç endeksine göre dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olacağız. Üstelik bu güç hemen bugün sahip olabileceğimiz güç. Biz birlik olursak Doğu Türkistan kan alamayacak. ABD binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde operasyon düzenleyemeyecek. Condoleezza Rice'ın Sevr muadili müsveddesini yırtıp atacağız. Avrupa Birliği'ne girmek için lütuf beklemeyeceğiz. Rakipleri olacağız. Dört tarafı kuşatılmış bir millet olmaktan çıkıp hiçbir ülkenin düşman olmak istemeyeceği, her ülkenin dost olmak isteyeceği bir kuvvet merkezi haline geleceğiz. Hatta dünyanın tam ortasında, Doğu, Batı, Kuzey, Güney bloklarının arasında dengeleyici bir faktör olup dünya barışını tesis edeceğiz. Kimileri Türk milletinin bunu başaramayacağını düşünüyor olabilir. Tarihe baktığımızda bunu çok daha zor şartlarda başardığımızı ve tarihi değiştirdiğimizi görebilirler. Evet, bir dönem ütopyaydı. Gerçekleşmesi imkansız gibi görünüyordu. Savaşlar yapmamız, topraklar fethetmemiz gerekiyordu. Ama bugün 7 bağımsız devletiz. Kendi kararlarını verebilen 7 bağımsız devlet. Bir masanın etrafında toplanıp bir müktesebat oluşturmamız kaç günümüzü alır? Bakınız, Avrupa Birliği 48 saatte kuruldu. 1991-9 Aralık'ta Maastricht'te masaya oturdular. 11 Aralık'ta birliğin kurulma kararı çıktı. Müktesebat oluşturuldu, anlaşmalar imzalandı. Birbirine benzemeyen milletler, devletler bütün detayları 2 yılda hallettiler. Dili, soyu, tarihi bir olan bizler, Türkler mi başaramayacağız? İşte kilit soru. Nasıl yapacağız? Birileri gelsin Türk Birliği'ni kursun diye beklersek daha çok bekleriz. Türk Birliği bugüne kadar kurulamadıysa bunun tek sebebi ciddi bir adım atılamamış olmasıdır. Ciddi bir adım atılamamasının sebebi de Türk milletinin inisiyatifini kullanmamış olmasıdır. Bunu başaracak olan milletin ta kendisidir. Türk Birliği'ni Türk milleti iradesini ortaya koyarak kuracaktır. Unutmayınız, siyaset millete yön vermez. Millet siyasete yön verir. Türk milleti istiyorum derse siyaset bu iradeye kayıtsız kalamaz. Zihninizde canlandırın lütfen. Bir stat dolusu insanı hayal edin. Ellerine yüksek sesle söylemeleri için bir cümle yazıp verin. Duyacağınız şey anlamsız bir uğultudan daha fazlası olmayacak. Birbiri üzerine binen sesler sadece gürültü meydana getirebilir. Ama hep birlikte, aynı anda söylendiğinde çıkacak o sesi düşünün. İşte o sese kimse kulak tıkayamaz. Tam olarak yapmamız gereken bu. İstiyoruz diyeceğiz. Ama hep birlikte, aynı anda, sesimizi yükselterek. O sese kimse kulak tıkayamayacak. Türk bir dev bunun için var. Hep birlikte irademizi ortaya koyacağız. O irade siyasete yön verecek. Gelin birlikte istiyoruz diyelim. Gündelik siyasetten, amansız çekişmelerden uzak. Yalnızca o kutlu hedefe ulaşılması, Türk Birliği'nin kurulması için. Ben de varın diyorsan üye ol. Türk Birliği'ni istiyorum de. Birlikte sesimiz daha güç çıkacak. O sese kimse kayıtsız kalamayacak. Türk milleti istiyorum derse olur. İstiyoruz, olacak.